Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salçalı kemikli et haşlama tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak tencereyi ısıttıktan sonra etimi içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde etin kapağını kapatacağım. Suyunu salıp çekmesini bekleyeceğim. Eğer isterseniz mühürleme de yapabilirsiniz. Daha geniş bir tencerede biraz yağ ekleyerek ağzı açık bir şekilde mühürleme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Etim suyunu salmaya başladı. Etim kaynamaya devam ederken hemen hızlı bir şekilde ben de sosunu hazırlayayım. Sosu için yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum. İçerisine bir adet orta boy soğanımı doğradım. Daha sonra soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanların pembeleşmesi yeterli olacaktır. Çok fazla kavurmayın. 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ve domates salçası karışık kullandım. Dilerseniz birer tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika kadar güzelce kavurdum. Kavurduğum soğanımı etimin üzerine döküyorum. Daha sonra göz kararı olacak şekilde, üzerini çok fazla geçmeyecek şekilde sıcak su döküyorum. Su miktarını düdüklüğünüze göre ayarlayabilirsiniz. Benim düdüklümde çok fazla su kaybı olmuyor. Suyu bu şekilde tam oluyor. Hemen kapağını kapattım. İkinci kademeye getirdim. Bu kademede ben kuru fasulye, nohut ve et pişiriyorum. 15 dakika kadar pişirdim. Hemen sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Etim gerçekten lokum gibi pişti. Tam da bu aşamada göz kararı kaynak tuzu ekliyorum. Dilerseniz kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Bu tarz yemek tariflerinde iri tuz daha lezzetli oluyor. O şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Tuzunu ekledikten sonra 5 dakika kadar daha ağzı açık şekilde kaynatıyorum. İsterseniz tuzunu en baştan da ekleyebilirsiniz. Benim kullandığım salçalar ev yapımı olduğu için biraz tuzlu oluyor. O yüzden ben sonradan tuz eklemesi yapıyorum. Bu arada kendi damak tadınıza göre dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben sonradan kendi tabağıma biraz pul biber, biraz karabiber ekledim. Etimi ağzı açık şekilde 5-6 dakika kadar kaynattım. Hemen sizlere kıvamını yakından göstermeye çalışayım. Sizler haşlamanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.